Teri mi kesin acaba orada? Çıkıyor mu? Dün de öbürü şişti. Dün de öbürü şiştiydi. Yok ya, 15 gündür yiyorlar. Ya sene yiyorlar abi. Abi şunu çaldın lan. Şey mi tıkıyor önüne, yonca mı tıkıyor? Kopuklu ya. Kopuklu olduğu için yonca kopuyor. O zımbırtıdan bir tane de biz almamız lazım ya. Rahatladın mı biraz? Rahat rahat biraz. Biraz öyle. Şimdi şöyle bir de aramda şurup da varsa bir tane şurup getireyim. Şey için mi? Ağzından işirme tadını gidermek için. Ya şimdi bıçağla delerik dedik, geniş delerik. Yok ya, kolay. Yer değiştirince kapanır. Ha, şöyle Oğuz abi oraya şey yap, şöyle içine şey yap. Hani, arada tıkandıkça şey yap. Şu oluş şey. Biraz bir derece varsa bir de şurubu içireyim. Tamam reis. Eline basarak yapamıyoruz, geri çık. Çıkmaya çalış yani. Geç oraya, geç şuraya çık abi. Açıyor mu? Bayağı da bitmiş ya. Evet anne. Gelmiyor abi, gelmiyor. Ağzını açacağız. O zaman kafayı şöyle üstte alabilir miyiz? Alalım abi. Selamlar arkadaşlar, ben Orhan Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün büyük bir kaza atlattık. İneklerimiz önce de yayılırken yine bir tanesi fazla yayılmış. Zehirlendi. Allah'tan Emre de arkadaşımız da şansa geldi. İneğimiz kızgınlıktaydı. Onu açıklamaya geldi. Tam o denk anda da ineğimize müdahale ettik. Yonca yemesinden dolayı çok fazla zaman kaybetmeden sol tarafından hemen delmeyi öneriyoruz. Yani veteriner hekim aramaktan ziyade acil şiştiği için hemen sol tarafından. Peki bu şişkinin sebebi ne Emre önce? Yoncanın çiçekli olması, sulu olması, devamı çok yediği için içeride köpürme meydana geliyor. Sabun köpüğü tarzında olduğu için bunu atamıyor tabii ki.
Atamadığı için de ruktus yapamıyor veya gaz olarak atamıyor. Metan gazı birikiyor. Acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor bu sebepten dolayı. Yoksa 5-10 dakika içerisinde hayvanımızı kaybedebiliriz. Allah'tan hemen yetiştik. Geldik, hayvanımızı da kurtardık çok hızlı şekilde. Aynen öyle oldu. Müdahale ederken Emre şey dedin değil mi? Ağızdan hortum salmayın yok, dedin. Yok, imkanı yok çünkü köpük tarzında olduğu için yani nasıl diyeyim? Sabun tarzında olduğu için bir tanesi patlıyor, öbürü patlayamıyor. Patlayamadığı için de tekrar devam ediyor şişme. Devam ediyor, şiştiği için de en güzeli delmek. Oradan devamlı hani nasıl olur? Şiştikçe devamlı atacak deldiğimiz bu yerde. Bu deldiğimiz bölge sol taraf oluyor değil mi? Sol taraf. Sağ tarafta bazen yanlışlıkla delinebiliyor, bağırsak denk gelebiliyor. Evet. Anormal durumlar olabiliyor. O zaman da sıkıntılı. En güzeli mide sol tarafta olduğu için sol taraftan zaten delmenizi... Zaten şişkin tarafı belli oluyor değil mi? Mutlaka. Yani mutlaka. Zaten ilk baş sol şişer. İleride zaman zaten sağ şiştiği için sol bizim daha avantajımıza. Bağırsak olmadığı için, mide olduğu için. Ama enjektörle denemeye çok fazla şey yapmayalım. Biz delirik. Enjektörü iğneyle deldikçe hayvanı delik değişik yaparız ama bir sonuç alamayız. Biz deldik öyle yaptık. En son bıçağı evet. Davranacaktık ki sen yetiştin. Evet. Sen geçmiş olsun diyoruz. Orhan Bey'e. Senin aparatla. Onu hallettik. Tabii bu özel bir aleti var değil mi? Tabii ki. En güzeli bu şekilde. Yani elinizde varsa bu şekilde, yoksa dediğimiz edin, gibi yoksa bıçağa hemen dayanmanız lazım. Tabii ki bıçakla deldikten sonra mutlaka bir veteriner hekim arkadaşımızın gelip müdahale etmesi lazım. Gerekli antibiyotikleri, ağrı kesicileri, vitaminleri olsun, spreylimiz olsun. Hatta yaranın tekrar dikilmesi gerekiyor. Yoksa, yoksa geniş peritonit bile yapabiliriz. Yine hayvanı kaybedebiliriz. Aynen hocam. Çok geçmiş olsun diyoruz Orhan Bey'e. Bıçakla deldik ya. Bıçakla deldiğimiz zaman bıçağı çıkartmayacağız değil mi? Çünkü bıçağı mide hareket ettiği için yeniden kapatabilir. Bıçağı sağa sola hareket yaptırırsak yeter. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hem onun için hem de tohumlar için. Eline sağlık, emeğe sağlık. Arkadaşlar birlikte ineğimizi kurtardık. İki ineğimiz de ölseydi. Onların da tohumlamalarını yaptık. Emre'nin eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bize de geçmiş olsun. Burada da bir arkadaşımız var. Gel bakayım, gel. Sen ne yaptın kızım? Bu arkadaşımız da dağda doğan arkadaşlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Geçenki aman çok tatlı bir kız oldu bu. Arkadaşlar bu videolukta bu kadar. Size karın şişmelerinde hayvanların nasıl müdahale etmemiz gerektiğini hakkında Emre arkadaşımız bilgi verdi. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle. Şşt, sen de güle güle der misin?